Fakir Bey'in evi neresiydi ya? Sanırım bu tarafta No 5'ti. Bakalım Fakir Bey'in evi nerede? Onu bir posta getirdim. Evet Fakir Bey'in postasını verdik. Artık ben de gidebilirim. Daha bir sürü verilecek posta var. Her eve postalarını dağıtmam lazım. Haydi bakalım. karıcığım tamam uyandım. Ah, of çok güzel uyudum ya. Bakalım ne gelmiş bir posta gelmiş. Hemen aşağı ineyim. Acaba kimden geldi ya bu posta? Merak ettim şimdi. Fakir hayatım uyandın mı? Uyandım karıcığım uyandım geliyorum aşağı. İşte geldim. Hayatım ne oldu? Fakir postacı geldi. Kapının önündeki posta kutusuna sana bir not bıraktı galiba. Bir bak istersen. Tamam hayatım bakıyorum hemen. Bir dakika. Abiler, ablalar, kardeşler lütfen videomu beğenir misiniz? Çok emek verdim de iyi seyirler. Allah Allah ya kim gönderdi ki acaba bana? Dur bir bakayım. İşte benzinciden gelmiş. Allah Allah. Fakir Bey merhaba. Ben benzin istasyonunda çalışan işçi. Marketteki stoklar tükenmek üzere. Lütfen stokları yenileyelim. He, tamam şimdi anlaşıldı. Tamam sorun değil. Hemen stokları yenilemeye gidelim. Şöyle şuradan markete doğru gideyim. Stoklar bitmek üzereymiş ya. Bu benim aklıma hiç gelmedi. Her neyse şimdi marketteki tüm stokları yenileriz. Bakayım benzinci şu anda burada mı? Kapı kapalı. Ama sanırım dükkan açık. İşte içeride birisi var. Bu da kim? Sen de kimsin? Fakir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk da sen kimsin? Benzinci nerede? Fakir bey o birazcık hastalandı da bugün onun yerine dükkana ben bakacağım. Tamamdır sorun değil. Sanırım stoklar tükenmek üzereymiş. Evet fakir bey stoklar tükenmek üzere şuranın stoklarını bir yenileyebilir miyiz? Tamam ya sorun değil. Ben hemen yeni mallar getirtirim. Neler eksikse sen bir not kağıdına yaz. Ben hepsini alır gelirim merak etme. Tamamdır Fakir Bey, hemen yazıyorum. Ee, artık kalkayım ya. Bugün şehirde baya bir iş var. Çalışmam gerekiyor. Elmas dükkanını tadilata aldık. Sonra marketteki stokları yenilememiz gerekiyor. Arabacıya yeni arabalar gelecek. Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Oho, bir sürü işimiz var her neyse. Çıkayım şöyle dışarı. Babaçım günaydın. Günaydın size de günaydın. Benim dışarıda bayağı bir işim var ya. Dışarı çıkmam gerekiyor gidiyorsun zengin? Daha kahvaltı yapmadık. Yok yok ben gideyim de az sonra gelirim. Kahvaltı hazır olunca ararsınız siz beni. Tamam hayatım. O zaman ben kahvaltı hazırlıyorum. Hazır olunca kesin gel ama. Tamam tamam. Ben şimdilik gidiyorum. Haydi görüşürüz. Babacım ben de geleyim mi? Rüzgar oğlum dışarıda bayağı bir işim var. Sonra gelirsin. Tamam babacım ben o zaman Arda ile dışarı çıkarım. Tamam oğlum tamam. Haydi görüşürüz ben artık gideyim. Şehirde baya bir işimiz var. İlk önce arabacıya gideyim de şu yeni gelen arabalara bakayım. Bayağı bir araba gelecekti bugün. Arabacıdaki stoklar da tükendi. Arabacı yeni arabalar satmaya başlayacak. Evet hemen arabacıya gideyim. İşte burada da tadilat var. Elmas dükkanını yeniliyoruz. Buradaki tadilat bitince de açacağız tekrardan. Elmas dükkanına yeni oyuncaklar getiriyoruz. Şehirde bayağı bir işimiz var ya. Her neyse. Eczacı da işi bıraktı. Şehirde çoğu kişi işi bıraktı arkadaşlar. Bazıları virüsten dolayı hastalandı, şehri terk etti. O yüzden şehrimize baya bir yeni işçiye ihtiyacımız var. Eczanede çalışacak eczacıya, doktora, kasiyerlere. Çok fazla kişi işi bıraktığı için hepsine ihtiyacımız olacak her neyse. Arabacı da işi bıraktı. Şu anda arabacıda hiç kimse çalışmıyor. Ama işte yeni arabalar gelmiş. Bunlar çok güzel ya. Evet arkadaşlar, artık şehrimizde bu arabaları satacağız. Herkes bu arabalara binebilecek artık. Şu arabalara baksanıza. Motorlar geldi, arabalar geldi. Çok güzel, çok güzel. Şu garajın kapısını kapatayım da içeri kimse girmesin. Evet, ben de artık çıkayım da yeni işçiler bulayım. Şehrimizde çalışan hiç kimse kalmadı ya. Her neyse. Evet. Arkadaşlar şehrimizi bayağı bir yenileyeceğiz. Bankada çalışan işçilere ihtiyacımız var. Arabacıya, sokakları temizlemek için çöpçüye bir sürü yeni işçi getireceğiz şehrimize. Yani şehrimizi baştan aşağı yeniliyoruz şu anda. Zaten fark etmişsinizdir. Birçok şeyi değiştirdik. İlla ki gözünüze çarpmıştır. Mesela bakın sokak lambaları koyduk şehrimize. Şehrimizi çok güzelleştireceğiz arkadaşlar. Sizin de aklınızda böyle güzel güzel şeyler varsa kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yakında bankayı da açıyoruz artık. Şehrimizde bir banka artık olsun. Banka var ama içi boş. Ne anladım ben bu işten değil mi? Her neyse ben gideyim birazcık şehrimize işçi bulayım. Yarın şehrimize nereden baksan 100-200 tane işçi gelecek. Çabuk çabuk çabuk. Baya bir işimiz var. Fakir acaba uyandı mı? Fakirde marketteki stokları yenilemesi gerekiyor bugün. Uyanmıştır ya. O benden çalışkan. O çoktan uyanmıştır bile. Evet dediklerini aldım. Marketteki stokları da yeniledik. Her şeyi doldurduk raflara. Bu raflar tamamen dolu. İşte dolapları doldurduk baştan aşağı. İçecekler zaten var. Başka bir şeye ihtiyacın var mı benzince? Yok fakir bey sağ olun çok teşekkür ederim. Önemli değil ne demek ben artık gideyim. Dikkatli ol dışarıda virüs var o yüzden markette bir şey satarken falan kesinlikle temiz olmaya dikkat et. Tamam fakir bey merak etmeyin. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şehrimizde bugün çok işimiz var. Şimdi şehrimizi dezenfekte etmesi için yeni işçiler tutmamız lazım. Bu sokakları baştan aşağı yıkayacak böyle. Neresi varsa köşe bucak yıkacaklar. Çünkü bu virüsün nereden geleceği belli olmaz. Her yeri yıkamamız lazım. Okuldaki sandalyeleri bile yıkayacağız. Çocuklar okula gelirken çünkü virüs kapabilirler. Okul müdürü falan hepsi işi bıraktı. Böyle bir şey olmaz. Eğer ki biz ilgilenmezsek şehrimiz batacak yakında. Kim var kim yok şehri terk etti arkadaşlar. Şu anda baya bir zor durumdayız. Ama eğer ki şehrimize dezenfekte edersek ve şehrimize yeni işçiler bulursak şehrimiz tekrardan dolabilir. O yüzden ilk önce şehrimizi dezenfekte etmesi için birilerini bulmamız lazım. Eğer ki birilerini bulamazsak ben dezenfekte edeceğim. Yapacak bir şey yok. Oley bu çok eğlenceli. Çok güzel çok güzel. Ulan burada zıplamak çok eğlenceli. Dur dur şuradan suya zıplayayım. Ya da şuraya. Haydi. İşte bu. İşte bu. Başardım. Şimdi buradan suya atlayacağım. Haydi bakalım. Arda oğlum neredesin? Arda. Babacım buradayım. Havuzdayım. Gel hop. Oh be. Çok eğlenceli bu çok. Arda oğlum. Bahçede misin? İşte Arda buradasın oğlum. Ne oldu babacım ne oldu? Arda oğlum. Şehri dezenfekte etmemiz lazım. Şehirdeki herkes. Şehri terk etti. Şehrimiz bomboş. Yoksa bu gidişle iflas edebiliriz. Bu insanların tekrardan geri dönmesi lazım. Hiçbir işçi kalmadı. Okul müdürü kalmadı. Öğretmenler. Tüm arkadaşların hepsi gitti. Kendi bilecekleri iş yani. Onları zorlayamayız şehrimize geri dönmeleri konusunda. Evet oğlum zorlayamayız ama bu gidişle iflas edebiliriz. O yüzden beraber şimdi şehri temizleyeceğiz tamam mı? Tamam babacım nasıl istersen temizleyelim. Şehrimizi dezenfekte edelim. Aynen öyle oğlum. Haydi bakalım gel. Şimdi üstümüze bizi koruyacak giysiler giyelim. Ve şehri dezenfekte etmeye başlayalım. Tamam babacım haydi. Olamaz ya olamaz ya. Arkadaşlar şehrimiz şu anda tamamen korumasız. Hiçbir işçi de bulamadım. Korumalar da hepsi gitti. O yüzden şehrimizi kesinlikle şu virüsten temizlememiz lazım. Kapıları da bu şekilde taş çektik kapattık. Şehrimize dışarıdan bir tehlike girmesin diye. Şu anda korumalar olmadığı için herkes şehrimize girebilir. Ama iyi ki surları yaptırdık ya. Surlarda olmasa var ya biz ne yapacaktık şehirde kim bilir. Her neyse şehrimiz en azından şu anda güvende. Şehrin giriş çıkışlarını kapattık tamamen. Ama arkadaşlar şehrimizi baştan aşağı dezenfekte etmezsek hiç kimse şehrimizde tekrardan geri gelmeyecek. Bu şehri tamamen dezenfekte etmemiz lazım. Temizlememiz lazım etrafına. Öf ya herkes gitti herkes. Şehrimizde tam işler yoluna giriyor. Herkes şehri terk ediyor. Böyle şey olamaz ya. Her neyse. Şehri baştan aşağı temizlersek her tarafı dezenfekte edersek belki insanlar yavaş yavaş tekrardan geri dönmeye başlar. Az önce ben gittim, işçi de bulamadım hiç. Hiç kimse şehirde çalışmak istemiyor. Sizin şehriniz pis diyor. Daha temiz şehirlere gitti insanlar. O yüzden fikirle beraber ilk önce evlerimizden başlayacağız. Daha sonra tüm şehri tamamen dezenfekte edeceğiz. Fakir acaba dezenfekte işine başladı mı? Çünkü dün Fakir'le konuştuk arkadaşlar. Dezenfekte edecekti o etrafı. Ben de işçi arayacaktım her neyse. Gideyim fakire bakayım. Belki fakir dezenfekteye başlamıştır ya. Aslında insanlar da haklı yani. Şehrimiz pis. Burada insanlara virüs bulaşabilir o yüzden hepsi gitti. Her neyse Arda baban nerede bu halin ne? Zengin amca babamla beraber şimdi şehri temizleyeceğiz. Sen de bize yardım edebilirsin istersen. Tamam tamam bekleyin ben de üstüme böyle giysiler giyeyim. Şehri temizlemeye başlayalım. İyi düşünmüşsünüz. Fakirle dün konuşmuştuk zaten bu konuyu. Evet arkadaşlar hemen ben de içeri gireyim. Şöyle üstüme güvenilir giysiler giyeyim. Ve şehrimizi temizlemeye başlayalım. Tüm evleri, evlerin içini, şehrin yollarını, apartmanları her yeri temizleyeceğiz her yeri. Ne var ne yok her yeri temizlememiz lazım. Rüzgar oğlum haydi gidiyoruz. Nereye baba nereye? Oğlum şehrimizi temizleyeceğiz haydi. Şehirde hiç kimse kalmadı herkes şehri pis diye terk etti. Zengin ben de yardım edeyim mi? Olur hayatım olur. Şehir çok büyük olduğu için bunu tek başımıza yapamayız zaten. Siz de üstünüze şimdi virüsten koruyan giysiler giyin. Hemen şehrimizi temizlemeye başlayalım. Tamam babacım tamam. Benim de evde canım çok sıkılmıştı. Tamam oğlum haydi bakalım. Giysileri giyin hemen dışarı çıkıyoruz. Miray karıcığım siz de isterseniz bize yardım etmek için gelin. Dışarıda çünkü çok işimiz var. Şehri baştan aşağı temizlememiz lazım. Tamam fakir gelelim hayatım. Sorun değil ya. Zaten dışarıda hiç kimse olmadığı için virüsü bize hiç kimse bulaştıramaz. Şehirde şu anda güvendeyiz ama şehrimizi temizlememiz lazım. Doğru söylüyorsun. Evet hayatım. Haydi bakalım temizlemeye giriyoruz. Babacım şimdi zengin amcamlar da gelecek. Hep beraber şehrimizi temizleyeceğiz. Tamam oğlum tamam. Arkadaşlar şehri herkes terk etti. Sadece zenginlerin aile ve bizim aile kaldı. Kerem komiser bile gitti. O derece. Hatta suçluları bile serbest bıraktık. Tüm suçluları serbest bıraktık çünkü onlara da hapishanede virüs bulaşabilirdi. Her neyse Şehrimizi tamamen temizledikten sonra illaki geriye dönen olacaktır. Geriye dönmeyen ise kendisi bilir. Biz hiç kimseyi zorlamıyoruz şehrimize gelsin diye. Değil mi oğlum? Evet baba. Ama merak etme şehirde her şey tekrardan düzelecek ve eski haline dönecek. Umarım oğlum umarım öyle olur ya. Her neyse ben hemen temizlemeye başlıyorum zengin gelince. Siz de şöyle şehrin diğer taraflarını temizlersiniz tamam mı oğlum? Annen de gelecek zaten şimdi. Hep beraber şehri temizleyelim. Bir iki güne temizlik biter zaten. Tamam baba merak etme bu işi atlatacağız. Haydi bakalım başlıyoruz.